Hepinize merhaba. Şimdi size damar yollarından birazcık bahsedeceğim. Gri ve pembeyi anlatacağım aslında. Farkları nelerdir? Arada yeşil var tabii. Bunun üzerinde de turuncu var. Grinin üzerinde de turuncu var. Büyüklük olarak ben bahsediyorum. En büyük turuncu, gri, sonra yeşil gelir, sonra pembe gelir, mavi gelir, sarı gelir ve mor gelir. Mor ve sarı çocuklarda genellikle yeni doğanlarda kullanılır. İşte mavi genellikle en fazla kullanılan mavidir. Sonra pembe gelir. Büyüklük anlamında söylüyorum. Lümen büyüklüğünden bahsediyorum. Bu lümen büyüklükleri ne anlama geliyor peki? Şimdi şöyle, eğer bir bronürü alıp arkasını incelerseniz, işte son kullanma tarihi, üretim tarihi falan yazar. Burada da lümen büyüklüğü de yazar aynı zamanda. Ve flow dediğimiz, yani gönderdiğimiz sıvı miktarını gösteren şurada dakikada, şöyle netleştirsin. Dakikada mesela burada 61 cc gösteriyormuş. Yani biz bununla sıvı gönderirsek ve dozu flow'u, yani o makarayı tam anlamıyla açarsak serumu, yaklaşık olarak 61 cc sıvı gitmiş olacak hastaya. Bu gönderdiğimiz miktar bu kadar pembe damar yoluyla. Gri damar yoluyla ise ne kadar gönderebiliyoruz? Bunda ise tam 200 cc. Yani biz atıyorum trafik kazası geçirmiş, aktif bir kanaması var veyahut normal bir kanaması var, kan kaybı var, hipovolemik şokta veyahut da atıyorum sıvı desteğini hızlıca ihtiyacı var bu hastanın. O zaman gri damar yolu tercih etmemiz lazım ki hızlıca replasman yapmamız lazım. O sıvı açını kapatmamız lazım. Burada 200 cc veriyoruz dakikada. Yani hastaya damar yolu taktık. Dakikada 200 cc sıvı hızlıca gider bu hastaya, makarayı tamamen açtığımız zaman tabi. Bunun ayrıca bir özelliği var. Gri damar yollarında değil, korumalı damar yolları diye bir durum var. Korumalı dediğimiz durum ise şu. İğneyi geri çektim. Birazdan ben bunu açıp göstereceğim size. İğneyi geri çektiğimiz zaman elimize batmasın diye koruma, ucunda plastik koruması oluşuyor. Böyle bu şekilde geri çekeceğim. Tık kapanıyor. Onu size göstereceğim neden olduğunu. Ve bu birazcık daha pahalı, korumalı damar yolu olduğu için birazcık daha pahalı bir ürün oluyor. Ve hastaneler genelde bunu tercih etmiyor. İğneler elimize batsın diye değil tabii ki, para sıkıntısı olduğu için tercih etmiyorlar maalesef. Bir zamanlar bizde de vardı korumalı olanlardan. Tabii pembenin de korumalı olanı var, işte yeşilin de korumalı olanı var. Ama genellikle korumasız branüller geliyor. Bu da korumasız bir branül. Yani iğneyi geri çektiğimiz zaman ucunda plastik bir kapak kapanmıyor. Bunda kapanıyor. Sadece griyi göstereceğim. Bunu açmayacağım içini. Zaten sizde de genellikle bunlar vardır. Yani korumasız branüller vardır. Şimdi korumalı branülün özelliği, dediğim gibi geri çektiğimiz zaman tık diye kendini kapatıyor. Bunu size göstereceğim. Gri dediğim gibi aktif kanamalarda, hipovolemik şoklarda mutlaka kullanırız. Hastaya hızlıca sıvı vermemiz gerekiyorsa mutlaka bunu kullanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Geniş lümenli bir damar yolu bu. Bunun üzerinde turuncu var. Turuncu bir tık daha büyük bir damar yolu. Ben onu görmedim. Bizim hastanemizde de yok zaten. O daha hızlı bir replasman yapar büyük ihtimal. Yani 400 cc falan verir mi? Çünkü bu 60 cc veriyor, bu da 200 cc veriyor. O da yaklaşık olarak 350 ya da 400 cc veriyordur dakikada, sıvı miktarından bahsediyorum. Şimdi isterseniz şunu bir açayım, ben size göstereyim. Damar yolu steril bir üründür, bunu unutmayın. Biz genelde buna aslında çok fazla dikkat etmezler. Yani biz değil de genel olarak dikkat etmiyoruz maalesef. Açtığınız zaman, yani çünkü bu damarın içerisine girmiş olacak. Yani bildiğiniz kanla bir teması olmuş olacak. Onun için mutlaka steril açın, kontamine etmeyin mümkün olduğunca. Damar yolu açma işlemi steril bir işlem değildir, onu söyleyeyim. Yani daha doğrusu steril teknikte açılmaz damar yolu. Şimdi kelebeklerini, şu kelebekleri dediğimiz kenarlarını şöyle açıyoruz. Dediğim gibi renkler damar yollarının büyüklüklerini gösterirler. Şu şekilde ileri geri birazcık oynatıyorum. Çok geri çekmiyorum çünkü plastik var bunda, korumalı plastik var. Sonra şu yapıyı çektim. Artık şu kısma kesinlikle dokunmuyorum. Ve damar yolunu bakın ne kadar kalın olduğunu görebiliyor musunuz? Çok kalın bir iğne. Yani bu iğne
Düzgün bir teknikle açamazsanız zaten hastaya çok fazla acı verir. Eğer düzgün bir teknikle damarı gererek açarsanız çok rahatlıkla girer ve dolgun bir damara girmeniz lazım. Ya da daha büyük bir vene girmeniz lazım ki yani el üstünden kolay kolay girilmez. Ve şimdi geri çekiyorum. Dikkat edin. İğnenin ucu burada. İğnenin ucu burada. Plastik var bitişiğinde. Biz damara girdiğimizi varsayalım. Geri çektik. İleri itiyoruz ki şu plastiği. Plastik de damar yolu boyunca ilerliyor. Şimdi geri çekiyorum. Çektim, çektim, çektim. İğnenin ucu kapanacak otomatikman. Evet. Bu şekilde iğnenin ucu kapanmış oldu. Yani elime batmıyor. Gördüğünüz gibi elime batmıyor. Ama diğer türlü bu pembe olanda böyle bir koruma yok. Yani safe yazmıyor. Güvenlik damar yolu değil. Burada mesela yazıyor. Korumalı damar yolu diye yazıyor. Korumalı branül. Yani bu şekilde elime batmıyor görüyorsunuz. Ucunda şöyle bir metal var. Bu metal onun elimize batmasını engelliyor. Şu şekilde bir yapı var. Şimdi göstereyim. Yani bu çok önemli. Düşünün hepatit B'li bir hastadan ya da hepatit C'li ya da HIV'li bir hastadan kan aldığınızı varsayalım. Yanlışlıkla çektiniz. İşte elinize battı. Yani düşünün al başınıza belayı. Yani bu çok fazla uğraştıracak bir durum. Onun için mutlaka bu gibi branüller olsa aslında bizim için çok çok daha iyi olur. Bunlar önemli durumlar. Yani ufak bir adım atarak birçok hastalığı engellemiş olursunuz. Çünkü biz kan aldığımız hastaların hangi hastalıklara sahip olduğunu anlayamıyoruz maalesef. Yani hasta bazen söylemeyebilir. Bunu da söyleyelim. Bu bizim için önemli. Bunu nereye atıyoruz? Kırmızı şey değil, çöp torbasına değil, tıbbi atık değil. Kesici, delici alet kutusuna mutlaka atıyoruz. Kesinlikle bunu kesinlikle tıbbi atığa atmayın. Delici kesici alet kutusuna atıyoruz direkt. Ve bunu da söylemiş olalım. Buna dikkat etmek, yani dikkatinizi çektirmek istedim aslında. Bir de şurada stoperi var. Yani damara girdiğimiz zaman mutlaka şuraya kan gelir. Kan geldikten sonra onu da gösterelim. Bu tekrar geri girmez bu arada söyleyelim. Şöyle tekrar geri girmez. Kapatmaya falan çalışmayın sonra. Şuradan da ilaç uygulayabiliyoruz. Onu da daha öncesinde bahsetmiştim. Ve bu şekilde arkadaşlar size kısaca bahsetmek istedim. Kısaca değil 8 dakika olmuş. Bahsetmek istediğim durum buydu. Görüşmek üzere.